Dostlar bu videomuzda Android ekosisteminin en iddialı modeli olan Snapdragon'a S22 Ultra'yı 3 dakikada inceleyeceğiz ve fiyatından da bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce de beni desteklemek için alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz hemen tasarımla başlayalım. Dostlar tasarım noktasında S22 Ultra'da oldukça köklü değişikliklere gidilmiş. Burada S22 değil de sanki Note serisinden bir cihazmış gibi önümüze çıkıyor. Burada kenar çerçeveleri çok daha keskin hatlarla gelirken telefonumuzun dikdörtgen bir forma dönüştüğünü de görebiliyoruz. Ve buna ek olarak ilk kez Galaxy S serisinde S Pen desteği de bizlere sunulacak. Samsung'un bu hamlesiyle S serisi Note serisinin önüne geçecek diyebilirim. Ve kamera paketi olarak bu kez kasadan ayrı bir modülün içinde değil direkt olarak arka kapağa entegre edilmiş dörtlü kameraları görüyoruz. Bunun yanında cihazımız tabii ki de cam bir arka kapak ve alüminyum bir kasaya sahip. Ek olarak ilk defa kırmızı renk seçeneğinin de S22 Ultra'da olmasını bekliyoruz. Ekran kısmına baktığımız zaman da S22 Ultra gerçekten çok üst seviye bir ekranla karşımıza çıkıyor. S22 Ultra'da 6.8 inç boyutunda dinamik amoled panele sahip ve QHD Plus dediğimiz 2K'nın üstünde bir çözünürlükle ve 120 Hz tazeleme HDR10 Plus Dolby Vision gibi en üst düzey teknolojilerle teknolojileri de bu ekranda görebiliyoruz. Dostlar yani ekran konusunda eleştirebileceğim en ufak bir nokta yok diyebilirim. Müthiş bir ekran bizlere sunulmuş durumda. Özellikle ekran çerçevelerinin yok denecek kadar az olması da tam ekran deneyimimizi bir kademe daha üste çıkartıyor. Şimdi ekrandan yonga seti kısmına geçtiğimiz zaman burada pek çoğumuzu sevindirecek olan Snapdragon'un en güçlü ve en düşük üretim teknolojisine sahip 4 nanometre mimariyle Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi önümüze sunulmuşken bu işlemcimizde 3 parçaya ayrılmış 8 çekirdekli bir CPU'yu görürken GPU kısmında da Adreno 730 gibi en güçlü grafik işlemcilerinden birini görüyoruz. Dostlar Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi eski tepe model işlemcilere göre biraz daha fazla ısınan bir işlemci fakat performans konusunda kesinlikle en ufak bir sıkıntı yaşatmıyor. Fakat tabii ki bunları cihaz geldiğinde detaylıca test ettikten sonra canlı canlı göreceğiz. Bunun yanında 12 GB ve 16 GB'lık iki farklı RAM bizlere sunulmuşken 1 TB'ye kadar da depolamayacağız alanı alabiliyoruz. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman ana kameramızda 108 megapiksellik büyük bir sensör kullanılmış. Bu kameramızda OIS, HDR10 Plus gibi güzel destekleri görebilirken 8K 30 ve 4K 60 kare videolar çekebiliyoruz. Bu videolarda OIS desteğimiz sadece 4K'da çalışacağını da belirteyim. Bunun yanında 12 megapiksel ultra geniş açı ve 10 megapiksellik telefoto ve gelişmiş zoom yeteneğine sahip olan kameralara değer verilmiş. Ön kameraya baktığımız zaman da 40 megapiksellik büyük bir sensörü görebilir. 4K 60 FPS ve EIS desteğimizde bulunuyor. Genel kamera paketi itibariyle S22 Ultra yine oldukça iddialı bir model olacak. Batarya kısmına geçtiğimiz zaman da 5000 mAh'lik bir batarya ve 45 watt'lık güzel bir hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. Bunun yanında 25 watt'lık kablosuz şarj desteğimizin de olacağını söyleyeyim ama maalesef ki kutu içeriğimizden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Kablosuz bağlantılara baktığımız zaman da en güncel Wi-Fi teknolojisine, Bluetooth 5.2, NFC desteğini görebilirken suya ve karşı dayanıklılık kısmında IP68 korumasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor ve fiyatlara değindiğimiz zaman da S22 Ultra'nın 12 GB RAM'li modeli 1100 Euro bandında olacak. Vergilerle birlikte bu cihaz eğer ülkemize gelirse 20.000 TL'nin üstünde olacak diyebilirim. Dostlar yani henüz Snapdragon'lu modelin ülkemize gelip gelmeyeceği kesinleşmedi. Peki sizce Snapdragon'la S22 Ultra mı yoksa AMD ile Samsung'un ortak üretimi Exynos 2200 işlemciyle S22 Ultra mı alınır? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum ve bir sonraki video kadar hoşçakalın.